Hocam lorenjit gelelim, bu gırtlak Laranjit. laranjite gelelim hocam. Gırtlak iltihaplanması. Evet. Gırtlak. Şimdi ses kutusu diyebiliriz buna. Ses kutusu. Hı hı. Sesimiz buradan nefes verirken akciğerden çıkan hava ses tellerine sese dönüştürüyor ses telleri. Akciğerden evet. çıkan havayı ses telleri sese dönüştürüyor. Allah'ın bir mucizesi. Yardımcı. Çok mükemmel evet bir şey. Evet, ses kutusu. Ses kutusunun üstünde bir kapak var. Gırtlak kapağı. Hı hı. Bu iltihaplanırsa ve tedavi geç kalınırsa ne olur? Buradaki mukosa, yani hassas gırtlak içi, çevresi iltihap yavaş yavaş yayılır. Mukosa böyle iltihaplanırsa burada tüysü hücreler var. Silar selin. Tüysü hücreler akciğerin içerisinde var, kulağın içerisinde var, sinüslerde var. Evet. Bağırsaklarda biraz virüs denilen kanallar dedim ya. Hı hı. Ona benzer. Her organda silar selin, yani tüysü hücreler var. Hı. Mesela kişi öksürdüğünde balgamı akciğerin altından diyelim yaraya kadar çıktı. Düşmez. Tüysü hücreler bunu balgamı tutar. Hı hı. İkinci öksürdüğünde atar. Hı hı. Ama gırtlağında iltihap varsa balgam atmakta zorlanır. Evet. Nefes almakta zorlanır. Balgam da buradaki çok yoğun olduğu için kişiyi sıkıntıya sokar. Laranjitle boğmaca birbirinden biraz farklı. Boğmacada nefes almakta zorlanır. Hı hı. Laranjitte nefes vermekte zorlanır. Nefes atamaz. Evet. Böyle daralır kalır. Nefes veremez. Benim küçük oğlum da böyle laranjite. Buna pseudo grup da denir. Pseudo grup. Çocuk yakalanmıştı 3,5 yaşlarında. Şimdi sürekli mızmızlanıyor, kucağımızda gezdiriyor, bağırıyor, çağırıyor. Ne derse yapmak zorundayız. Yapmazsak sinirlenirse nefesi kesiliyor. Bu sefer daha kötü oluyor, morarıyor. Korkuyorum, parmakları, tırnakları nefes alamıyor, oksijen gelmiyor. Evet hocam. Çok kötü oluyor. Hastaneye götürdüm dedi ki çocuk doktor. Oo, hemen inhalasyon getirin. Çocuk da beyaz önlüklü birini gördü mü nefret ediyor, korkuyor. Evet, hastanede kalmıştı daha önce. Biraz. Kalmak istemiyor. Bağırıyor. Daha çok bağırıyor. Daha çok strese giriyor. Nefes alamıyor. Daha kötü oluyor. Dedim ki çocuk burada sizi görünce daha kötü oldu dedim. Beyaz önlükten. E ne olacak? Dedim ki şu ilacı verin. Ben evde inhalasyon yapayım. Ne ilacı? Ne ilacı? İşte laranjı takarsa ne ilacı verirsin? İnhalasyon ilacı ver. Ben evde yapayım. Hı hı. Çocuk sizden istemiyor. Daha kötü oluyor. İlaç yok. Nasıl ilaç yok? Virüs. Virüsün sebep olmuş olduğu enfeksiyon için antibiyotik veremeyiz. Hı hı. Çünkü virüs. Laranjite karşı tuzlu su, inhalasyon bu. Tuzlu suyla mı inhalasyon yapacaksınız dedim. Evet. Evde tuz da var, su da var. Ocakta var. Hiç gerek yok buraya dedim. Ben niye geldim buraya? Gelmene gerek yoktu dedi. Hı. Söyleseydin söylerdik. Doğru, mantıklı bir şey. Yıllar önce tabii ben bu çalışmalara o zaman ortalarındaydım şöyle. Evet. Eve götürdüm çocuğu, bana inhalasyon yaptı. Rahatladı tuzlu suyla. Ama normal sofra tuzu iyi değil. Çünkü hı hı. sofra tuzu alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi toksik maddeler içerir. Himalaya tuzu veya kaya tuzu daha iyi. Himalaya tuzu en iyisi. Evet. Doğal tuzla yapmak lazım. Sofra tuzu iyi değil. Ama çocuk tabii ki bu Himalaya tuzuyla yapılan enhalasyon tuzlu suyla. Geçici bir çözüm. Kalıcı çözüm değil. Sabaha kadar uyumadım. Bütün kitapları karıştırdım. Ve ne buldum? Afrika ıtırı. Afrika ıtırı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Afrika ıtırı. Yani sinek gitti arı geldi. Afrika ıtırı. Faranjit, laranjit, sinüzit. Yani sinüs iltihaplanması, hı hı. boğaz iltihaplanması, gırtlak iltihaplanması, bademcik iltihaplanmasına karşı dünyada orta kulak iltihaplanması ve geniz eti. Dünyada en etkili bitki. Kim söylüyor? Uzmanlar. Burada bunlar 50 bine yakın bugüne kadar insan üzerinde denemiş, klinik araştırmalar yapılmış. 50 bin.
çocuklar üzerinde hastalıklı çocuklar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş, hiçbir yan etkisi yok. 1920'li yıllarda henüz vereme karşı herhangi bir kimyasal ilaç olmadığı için verem hastaları Avrupa'da ıtırla tedavi edilmiş. Verem hastası. Vereme karşı. İlgili şey, güzel bir o zaman o bitki. Buna Afrika dilinde ne denir? Umkalabo. Ne demek? Umkalabo, Zulu dilinde. Zulu. Afrika Zulu kabilesi. Hı hı. Bitkiye, bitkinin kökü, çiçeği değil ama buradaki çiçeği. Itır için Umkalabo derler. Umkalabo her derde deva demek. İksir ki nasıl bizde iksir her derde deva demek. Hı hı. Onlarda da Umkalabo. Yani her derde deva demek. Evet hocam. Özellikle de yukarı nefes yolları, hatta aşağıya bütün nefes yolları için dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilmiş. Evet. Yani bir yani veremi bile tedavi ediyorsa Avrupa'da işte Afrika'da binlerce yıldır bilinen kullanılan bir şey. Avrupa'da 150-200 yıldır kullanılıyor aşağı yukarı. Türkiye'de de bunu piyasaya ilk biz sunduk. Hamdolsun. Evet. Ve çok çok başarılı. Çocuk ben ona bu Afrika ıtırından birkaç damla, birkaç damla, birkaç gün. 6 hafta sonra laranjit, yani pseudo kurup diye bir şey kalmadı. Kurup diye bir şey kalmadı. Tamamen geçti hamdolsun. Itır otundan. Evet, hatta benim bir komşum vardı. O da, onun da çocuğu yakalanmış ama adamla görüşmüyoruz. Siyasi görüşlerimiz çok sık böyle. Ters bir insan. Hı hı. Balkonunu temizlemez. Kirli, pasaklı, herkesle kavgacı. Onun çocuğu da hastalanmış. Adam tabii doktor gezdirmiş. Bizim çocuğun durumunu da biliyor. Başkasıyla haber göndermiş ki bizim çocuğu da tedavisi. Dedim ki hastalık ayrı, çocuk ayrı. Problem evet. Değil. Biz konuşmayabiliriz. Görüşlerimiz ayrı olabilir. O Türkiye evet. Düşmanı biriydi. Neyse önemli değil. Yani düşmanı da olsa bunu hasta zaman, olunca tedavi edeceksin. Tabii laranjit rahatsızlığımızı da ıtır otuyla tedavi edebiliyoruz hocam. Evet. Halde.